Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla yine birlikteyiz. Konumuz Medeniyetler Merkezi Anadolu. Biliyorsunuz Anadolu birçok medeniyete merkezlik yapmış durumda. Evet. Orta Kuşağ'ın ekvatora yakın kısmında yer alıyor coğrafi konum olarak. İklim şartları uygun. Ilıman iklim koşulları görülüyor. Verimli topraklar var. Su kaynakları açısından zengin Anadolu. Çok eski zamanlardan beri birçok yerleşim alanının kurulduğu ve birçok uygarlığın burada yaşadığı bir parça, kara parçası arkadaşlar. Bir yarımada özelliği gösteriyor. Üç tarafı denizlerle çevrili. Evet, Paleolitik çağda hem tüm dünyada olduğu gibi Anadolu'da da avcılık ve toplayıcılıkla insanlar yaşamını devam ettiriyorlar. İnsanlar aynı zamanda hayvan ve bitkiler bakımından zengin Anadolu'nun birçok yerini yurt ediniyorlar. Ama bu dönemde nerede yaşıyorlar? Mağara ve ağaç kovuklarında yaşayarak yaşamlarını sürdürüyorlar arkadaşlar. Anadolu'da birçok mağarada Paleolitik dönemde yaşamış insanlara ait izlere rastlanıyor çeşitli yerlerde. Arkadaşlar bunlara örnek olarak verebileceğimiz yer Yarımburgaz, İstanbul, Tekkeköy, Samsun, Karahin, Beldibi, Belbaşı, Antalya'da yer alan mağaralar arkadaşlar. Buralarda kullanmışlar mağaraları yerleşim alanı olarak onlara ait izleri görebiliyoruz. Sonraki dönemde ise arkadaşlar yani Neolitik çağda Anadolu'nun sulak alanları ile verimli topraklar çevresinde yerleşmeler kuruyorlar. Tarımsal üretime geçiyorlar arkadaşlar bu dönemde. Aynı zamanda hayvanları evcilleştiriyorlar. Anadolu'da yerleşik hayatta geçiliyor. Bilinen şu ana kadar bilinen milattan önce 8000 yılına falan denk gelen Çatalhöyük arkadaşlar. En eski yerleşim alanlarından birisi yine. Hacılar Burdur'da var Neolitik çağa ait. Çayönü Diyarbakır ilk köy yerleşiminin görüldüğü, tarımın yapıldığına kanıt orada Karasaba'nın bulunmuş olması yine. Yine Göbekli Tepe var arkadaşlar, dünyanın ilk inanç merkezi. Milattan önce 10.000'e ait izler var. Dünyanın ilk inanç merkezi olarak da burayı söyleyeceğiz. Evet, Anadolu'da birçok medeniyet kurulmuş değil mi arkadaşlar? İyonyalılar, Lidyalılar, Frigler, Hititler, Urartular gibi. Bunlar kültürel özelliklerini Anadolu içerisinde taşımışlar ve bugüne aktarmışlar arkadaşlar. Hititler dediğimizde Anadolu'da kurulmuş ilk medeniyet arkadaşlar Hititler. Kızılırmak çevresinde kuruluyorlar. Bölgenin coğrafi şartlarına bağlı olarak tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşıyor Hititler arkadaşlar. Frigler dediğimizde Ankara yakınlarında Polatlı yakınlarındaki Gordion'u başkent olarak seçiyorlar arkadaşlar. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ciddi gelişmeleri var. Tarıma çok önem veriyorlar değil mi bunlar? Tarımla ilgili ağır yasaları var. Ve hayvancılıkla. İyonyalılar ise arkadaşlar verimli topraklar ve elverişli iklim şartları sayesinde dünyanın en önemli uygarlığı haline geliyorlar. Sahip oldukları coğrafi konumun avantajlarını değerlendirip Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında ticaret yapıp ticaret kolonileri kurup deniz ticareti yapıyorlar. Efes ve Milet önemli şehirler arkadaşlar bu uygarlığın. Evet, Efes Antik Kenti ve tiyatroyu Selius tiyatrosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Lidyalılar dediğimizde ise Lidyalılar Gediz ve Küçük Menderes nehirleri çevresinde kuruluyor bu uygarlık arkadaşlar. Ticaretle uğraşıyorlar. Bu arada parayı buluyorlar arkadaşlar. Parayı buluyorlar ve elektron diyorlar adına da arkadaşlar. Takas yöntemini kaldırarak artık ticarette parayı kullanarak ticaretin daha kolay hale gelmesini sağlıyorlar. Kral yolu dediğimiz yol Lidyalılar bulmamış ama Lidyalılar bu yolu arkadaşlar kullanmışlar ve ticarette önemli bir yol. Lidyalılar Basra Körfezi kıyılarından Susa şehrine ya da Sus şehrine kadar uzanıyor arkadaşlar. Sart şehrinden başlayıp Lidyalıların başkenti Sus şehrine kadar uzanıyor. Bu ticaret yoluna kral yolu diyoruz. Urartular dediğimizde Urartular Doğu Anadolu'da yaşıyorlar arkadaşlar. Van yakınlarındaki Tuşba'yı başkent yapıyorlar.
Coğrafi koşullara bağlı olarak hayvancılık, madencilik yapıyorlar. Kale yapımında, taş işçiliğinde uzmanlaşmışlar. Su değerli olduğu için o dönemde tarım yaparken aynı zamanda su kanalları kullanıyorlar arkadaşlar. Evet, Anadolu uygarlıklarının gelişmesinde Büyük İskender'in yanı sıra Roma İmparatorluğu'nun da büyük katkısı var biliyorsunuz. Romalılar Anadolu'nun birçok yerine ticareti geliştirmek için yollar inşa etmişler. Hamam yapmışlar, tiyatro yapmışlar, saray yapmışlar, su kemerleri, su sarnıçları ve köprüler yapmışlar. Mimari açıdan Anadolu'nun gelişmesinde Romalıların büyük bir önemi var. Bunu da görebiliyoruz. Anadolu'da Romalılardan sonra Doğu Roma olarak bilinen Bizans İmparatorluğu uzun süre hakimiyet sürdürüyor arkadaşlar. Bu imparatorluğun başkenti bugünkü İstanbul, onlar için Konstantinopolis arkadaşlar kenti oluyor. Kültür ve sanat merkezi haline getiriyorlar. Şu gördüğünüz Ayasofya arkadaşlar. Evet, Anadolu Yarımadası, Selçuklu Devleti ve Beylikler döneminde yeni bir kültürle yani Türk kültürüyle tanışıyor. Bu kültürün etkisiyle Anadolu medeniyeti şekilleniyor ve Türklerin yaşadığı önemli bir yer haline geliyor. Arkadaşlar Osmanlı'nın coğrafi şey Anadolu'nun coğrafi konumu, sahip olduğu maddi ve manevi zenginlikler açısından Osmanlı Devleti bu bölgede önemli bir devlet kurmuş, önemli bir medeniyet oluşturmuş. Bursa, Edirne, İstanbul gibi şehirlerde Osmanlı'ya başkentlik yapmış arkadaşlar. Anadolu kültürünün oluşmasında Osmanlı dönemine ait köprü, han, hamam, su kemeri, saray, köşk gibi mimari yapılar ile Orta Asya'dan Anadolu'ya getirilerek gelenek, gelenekler ve değerler sayesinde bu durum gerçekleşmiş oluyor. Evet, görüyorsunuz Topkapı Sarayımız arkadaşlar. Evet, Anadolu'da tarih boyunca birçok medeniyet kurulmasına etkili olan coğrafi faktörler ve açıklayınız. Nedir arkadaşlar? Uygun iklim koşulları. Evet. Sulak alanların fazla olması, verimli tarım alanları gibi şeyleri söyleyebilir miyiz? Evet, değil mi? Peki Anadolu'da kurulan Türk İslam devletlerinden olan Anadolu Selçukluları kaç numaralı bölgeyi merkez olarak seçmişler? Türklerin Anadolu'yu yurt edinmenin etkili olan özellik nedir? Arkadaşlar Anadolu Selçukluları ilk olarak başkent olarak İznik'i seçiyorlar. Ama Haçlı seferlerinden sonra başkentlerini nereye taşıyorlar arkadaşlar? Konya'ya taşıyorlar. Burası onlar için önemli bir bölge oluyor. Ve burada iklim şartlara verimli toprakların bulunması su kaynakları etkili oluyor arkadaşlar. Bir de Anadolu ile Orta Asya arasında benzerlikler var. Peki 6 numaralı yerde Bizans var değil mi arkadaşlar? Bizans yani Doğu Roma bulunuyor. Buranın hangi özellikleri gelişmesinde etkili oluyor arkadaşlar? Yani Doğu Roma'nın burada kurulması yine Osmanlı'nın başkent seçmesi. Karadeniz ve Akdeniz arasında bağlantıyı sağlaması, Asya Avrupa arasında bağlantıyı sağlaması, coğrafi konumu, uygun iklim koşulları gibi nedenlerle burayı baş şehir olarak seçiyorlar. Evet bakalım madencilik yeryüzü şekillerinden dolayı hayvancının en önemli ekonomi faaliyet olarak yer aldığı medeniyetin merkezi kaç numaralı? Tuşba'da değil mi arkadaşlar? Hangisi kuruyor bunu? 5 numara Urartular Tuşba'da başkent kuruyorlar. Kaç numaralı alan denizcilik alanında gelişmiş bir uygarlığa ait merkezdir? Bölgenin hangi özelliği bu uygarlığın denizcilik faaliyetinin ilerlemesine etkili olmuştur? Evet, İyon uygarlığı arkadaşlar kıyıda kurulduğu için coğrafi konumundan bulunduğu yerden kaynaklı artı yer şekillerinin burada dağlık olmasından kaynaklı nereye yönelmiş arkadaşlar? Denizcilik faaliyetine yönelmiş arkadaşlar. Buralarda koloniler kurulup deniz ticaretini geliştirmişler. Akarsu boylarında kurularak tarımın en önemli ekonomik faaliyet olduğu uygarlık hangisi? Arkadaşlar Hititler ve Frigler genel olarak buralarda kurulmuş. Hititler Kızılırmak arkadaşlar nehir çevresinde kurulmuş. Frigler nerede kurulmuştu arkadaşlar? Burada Gordion şehri yakınlarında yani Sakarya nehri yakınlarında kurulmuş yine. Tarım ve hayvancılık önemli. 2 numaralı yerde ise Lidyalılar var. Küçük ve Büyük Menderes deltalarında yerleşim alanı olarak kurmuşlar. Tarım yapmışlar buralarda.
Türkiye arazisi sahip olduğu coğrafi özelliklere bağlı olarak dünyanın ilk yerleşim yerlerinden ve en eski medeniyetlerinin kurulduğu bölgelerden biri olmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha azdır? A. Verimli toprakların bulunması. B. Uygun iklim koşullarının bulunması. C. Çeşitli madenlere sahip olması. D. Su kaynaklarının yeterli olması. E. Topografik çeşitliliğin fazla olması. Eskiden maden önemli değil, iklim değil mi arkadaşlar? Yeryüzü şekilleri yani topografik şartlar, verimli topraklar, su kaynaklarının fazla olması etkili. Aşağıdaki haritada bazı tarihi merkezler ve bu merkezlerin dördüne ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre yukarıda hangi tarihi merkeze ait bilgi verilmemiştir? Antik dönemde önemli liman kentlerinden biridir. Neresi? Efes. O zaman Efes'i çıktı. Frig uygarlığına başkentlik yapmış olan merkezdir. Gordion, değil mi? Polatlı yakınlarından. Anadolu'daki en eski imparatorluklardan olan Hitit İmparatorluğu'na başkent olmuş bir merkez. Hattuşa. Anadolu'da ilk yerleşik hayatın başladığı merkezlerden biridir. Bu yönüyle yerleşim tarihi açısından önemlidir. Nereler vardı? Çatalhöyük, arkadaşlar. Burdur, Hacılar. İşte değil mi? Göbekli Tepe gibi. O zaman dışarıda kalan hangisi oluyor? Tuşba. Urartulara ait başkent. Basra Körfezi kıyılarından Susa şehriyle Manisa yakınlarına Sarh şehrine kadar uzanan kral yolunu yapmışlar ve bunun üzerinde ticaret yapmışlardır. Kim arkadaşlar? Evet, Lidya uygarlığı. Anadolu'da çağ yerleşmelerine Çatalhöyük, Konya, Hacılar, Burdur, Çayönü, Diyarbakır, Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da rastlanır. Neolitik çağ değil mi arkadaşlar? Doğu Anadolu'da kurulan Van yakınlarında Tuşba'yı merkez yapanlar Urartular. Anadolu Romalılardan sonra Doğu Roma olarak bilinen Bizans İmparatorluğu'nun uzun süre hakimiyetine girmiş. Kızılırmak Nehri çevresinde yaşamış, bölgenin coğrafi şartlarına bağlı olarak tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlar. Hititler. İyonlar daha çok ticaretle uğraşmış, madeni parayı keşfetmiş. Lidyalılar mıydı acaba? Frigler Ankara yakınlarında Gordion'u başkent yaparak tarih sahnesine çıkmış. Tarım ve hayvancılıkta ciddi ilerlemeler kaybetmiş. Evet. Anadolu'da yaşamış uygarlıkların başlıcaları Hitit, Urartu, Frigya, Lidya, İyon ve Yunan. Arkadaşlar evet uygarlıkları. Lidyalılar Ege kıyılarında yaşamış Efes ve Mine şehirlerini kurmuş. İyonyalılar arkadaşlar. Değil mi? Yarımburgaz, İstanbul, Tekkeköy, Samsun, Karayin, Beldibi, Belbaşı gibi mağaralar Anadolu'daki ilk yerleşim alanlardır. Evet bu da aklımızda bulunsun. Aşağıda Anadolu'da kurulan medeniyetler ve kurulukları yerler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir? Frigi, Amasya çevresi, hayır. Neresiydi arkadaşlar? Evet, Ankara, Polatlı, değil mi? Gordion. Hitit, Çorum çevresi, evet. Urartu, Van çevresi, evet. İyonya, Kayseri, hayır. Neresiydi İyonya arkadaşlar? Efes, Millet, yani Ege kıyıları. O zaman cevaplar 2-3 doğru. Aşağıdakilerden hangisi bu medeniyetlerden biri değildir? Anadolu'da ilk çağlardan beri çok farklı özelliklere sahip birçok medeniyet kurulmuştur. Frigya, Hitit, Likya, Urartu, Pers. Arkadaşlar Frigiler, Hititler, Lidya, Likya, Urartu ama neyi kurulmamış arkadaşlar? Persler. Burada kurulmuyor. Pers, Fars demek arkadaşlar. Yani İran çevresinde. Harita üzerinde işaretlemiş yerde hangi uygarlık gelişmiştir? Evet arkadaşlar burası Çorum yakınları. Neresi olacak o zaman? Hititler yani merkezi neresiydi? Hattuşa. Anadolu'da geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetin kurulmuş olmasının aşağıdakilerden hangileri daha fazla etkili olmuştur? İklim şartlarının elverişli olması, su kaynakları bakımından zengin olması, ortalama yükseltinin fazla olması. Arkadaşlar hiçbir uygarlık yükseltinin fazla olduğu yerde kurulmayı tercih etmez. Öncelikle neyi tercih ederler? Evet, iklim şartları ve su kaynakları bakımından güzel olmasın. Yukarıda verilen Anadolu medeniyetlerden hangileri denizcilik faaliyetleriyle uğraşmıştır? Frigya, Lidya, Hitit arkadaşlar hangileri denizcilikle uğraşmış burada? Evet.
Lidyalılar denizcilikle uğraşmış. Arkadaşlar bir dersi yine bu şekilde sonlandırdık. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi davranın.